Fireworks içinde katmanların özelliklerini incelemek için basit bir örnek yapalım. Bu örneğimizde iki farklı nesnemiz olsun. Bu nesnelerden bir tanesi mavi renkli bir kare diğeri ise farklı renkli bir daire. Dairemizin rengini değiştirelim. Gördüğünüz gibi ana katman altında iki farklı katman yer almakta. Bu katmanlardan bir tanesi kırmızı dairenin yer aldığı, diğeri ise mavi karenin yer aldığı alt katmanlar. Şimdi katmanlarımızı isimlendirelim. Daire ve kare olarak ve yıl sırasıyla ilgili olan davranışlara şöyle bir göz atalım. Karenin dairenin üstünde yer almasını istiyorsak Daireyi tutup karenin altına sürükleyebiliriz. Yine aynı çalışmayı kare için yapmak istiyorsak kareyi de seçip yine dairenin altına sürükleyebiliriz. Fireworks içerisindeki ana katmanlar diğer nesnelerin içinde bulunduğu klasörler olarak da ifade edilebilir. Klasörler veya klasörlerin içinde yer alan alt katmanlar kopyalanabilir, kilitlenebilir, silinebilir veya katmanlar kendi içinde yığın sıralaması değiştirilebilir. Bunlarla ilgili örneklerimizi yapalım. Birinci nesne grubumuz içinde bir daire ve bir kare olan katman. Bu grubu duplicate layer komutuyla bir kopyasını çıkartalım. Kopyasını çıkartırken kaç tane bu layer'dan oluşturmak istediğimiz soruluyor. Ve bu layer'ların da kendi içerisindeki sıralamasını belirtmemiz isteniyor. Ayarları standart olarak bırakıp OK dediğimizde nesneler katmanının bir kopyasının yaratıldığını burada gözlemleyebiliyoruz. Şimdi ana katmanımızın ismini değiştirelim. Ve katmanların arasındaki davranışlara şöyle bir göz atalım. Katmanları daha önce içlerinde bulunan diğer alt katmanları, alt nesnelerin bir klasörü konumunda olduğunu söylemiştik. Bu açıdan her bir alt katman kendi içerisinde kitlenebilir veya devreden çıkartılabilir. Bununla birlikte katmanlar kendi içlerinde de kitlenebilir veya tamamı görünmez hale getirilebilir. Aynı zamanda ana katmanlar kendi altlarında bulunan katmanların seçimi için de çok iyi bir araçtır. Alt katmanı seçtiğimizde bu katmanı klavyemizin ok tuşlarıyla seçip hareket ettirme şansına sahip olabiliriz. Hangi katmanı seçersek o katmanın altında bulunan alt katmanlar ve bu katmanların içinde yer alan nesneler de ortak seçime dahil olacaklardır. Bu anlamda alt katmanları ve katmanları seçmek ve bunlar üzerinde kontrolleri sağlamak da mümkün hale gelmektedir. Çalışmamız ne kadar karmaşık, ne kadar çok nesne içerirse o kadar fazla katmanlara ihtiyaç duyduğumuzu ifade edebiliriz. Katmanlar klasör yapıları gibi bağlı bulundukları alt katmanları düzenlemek için rahatlıkla kullanılabilirler. Şimdi aradaki farkı görebilmek için renklendirmede basit değişiklikler yapalım ikinci neslemiz, nesle grubumuz altındaki özellikleri değiştirelim. Ve bu özelliklerin seçimiyle beraber birinci nesle grubunu seçtiğimiz zaman birinci grubun, ikinci nesle grubunu seçtiğimiz zaman da ikinci grubun seçildiğini gözlemleyelim. Bazı zamanlarda çok karmaşık yapılar üzerine çalışmak gerekebilir. Bu örneğimizde ikinci grubu birinci grubun altına yerleştirelim ve tamamını seçip sahnemize sayfamıza ortalayalım. Buradaki bölüm içerisinde belirli katmanları seçerken diğer katmanları seçim dışında bırakmak isteyebiliriz. Böyle durumlarda ilgili katman grubunu kitleyerek veya katmanın altındaki alt katmanı kitleyerek çalışmalarımızda diğer katmanlara zarar vermeden yapmamız mümkün olabilir. Bu çalışmamızda Sadece ikinci gruptaki yeşil daire üzerinde çalışmak istiyorsak, diğer tüm katmanları kitleyebiliriz ya da katmanları ana katman yapısından kitleyerek çok daha hızlı bir şekilde istediğimiz katman yapılarını kontrol altına alabiliriz ve bu durumda genel bir seçim yapsak bile sadece kitli olmayan katmanla çalışmalarımıza devam etmemiz mümkün hale gelebilir. Aynı zamanda belirli çalışmalarda ilgili nesnelerin gizlenip tekrardan görünebilir olması da nesneler üzerindeki kontrolün sağlanması açısından katmanlar yardımıyla yapılabilir. Bu özellikle farklı çalışmaların nasıl gözükeceği ile ilgili bir takım özelliklerin kullanımında bizlere yardımcı olacaktır. Bu çalışmamızı da bir farklı örnekle oluşturalım. Bu örneğe geçmeden önce de Yine katmanları kullanarak silme özelliklerine şöyle bir göz atalım. Herhangi bir katmanın altında bulunan alt katman seçilebilir. Menüden Delete Layer diyerek silinebilir. Yine layer bölümünün altında yer alan silme ikonuna tıklayarak ilgili katman veya katmanın altındaki nesne silinebilir. Katmanın tamamını devreden çıkartalım. Fireworks içerisinde varsayılan olarak bir katmanın bulunması şarttır. Bu açıdan varsayılan katmanımızı silmemiz mümkün olmamaktadır. Şimdi ağaç isimli bir katman oluşturalım ve bu katmanın içerisine Farklı gövde özelliklerine sahip bir ağaç çizelim. Öncelikle ağacın gövde bölümünü oluşturalım. Gövde bölümünü oluşturduktan sonra ağacın yapraklarını tasarlayalım. Bunun için bir elips araç ve farklı renk tonlarını kullanabiliriz. Yine alt tuşuna basarak bunlardan kopyalar alıyorum ve bunların da renklerini farklı tonlarda oluşturuyorum. Şimdi ağacım içerisinde bunların farklı görünümlerle yerleştiriyorum. Öncelikle bu çalışmam içerisinde farklı nesneleri görünür kılıp gizleyerek çalışmamla ilgili farklı sonuçlara varabilirim. Örneğin burada yer alan yapraklardan belirli kısımları devreden çıkartabilirim. Silmeme gerek olmadan görünümünü kontrol edebilir ve daha sonra tekrar görünür hale getirebilirim. Aynı zamanda buradaki bulunan bütün ağaca bağlı olan nesneleri Tek bir tıklamayla ana katman üzerinden seçebilirim. Bunları gruplayarak katman içerisindeki görünümlerini kontrol edebilirim. Katmanlar aynı zamanda gruplama işlemlerini veya maskeleme gibi farklı efektle çalışmaları takip edebilmemizi sağlayan da araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlarla ilgili çalışmaları, maskeleme ile ilgili çalışmaları önümüzdeki örneklerde gözlemleyeceğiz